Kaba kulak nasıl bir hastalıktır? Kaba kulak da diğer hastalıklar gibi virütik bir hastalıktır. O da damlacık yoluyla geçer. Hasta birisiyle karşılaşıldığında 1-2 gün öncesinden 9 gün sonrasına kadar da bulaşıcılığı olan bir rahatsızlıktır. Kuluçka dönemi 2-3 hafta kadar devam eder. Kaba kulakta da işte hafif bir ateş olabilir, nezle grip bulguları olabilir ve tükürük bezinde 1-2 gün sonrasında da tükürük bezinde bir şişme ile kendini gösterir. Tek taraflı olabileceği gibi iki taraflı da görülebilir. Kaba kulak da aşısı olan ve aşı ve korunabileceğimiz hastalıklardan bir tanesidir. Ateş düşürücü vermek, işte hidrasyonunu sağlamak, tükürük bezleri etkilendiği için çiğnerken ya da tükürük salgısını arttıracak şeyler yememek ya da zor çiğnemesi zor şeyler tüketmemek beslenme açısından da o önemlidir. Kaba kulakta da yine bir takım komplikasyonları var. Onlardan korkuyoruz biz yine. Meningoensefalit yapabilir. Yine kaba kulak olan çocukta klinik seyir sırasında işte ateşinin yükselmesi, uyku halinin olması, şiddetli baş ağrıları ya da kusmaların olmasına gibi durumda meningoensefalit var mı diye, yani beyin dokusu ve zarın etkilenmesi söz konusu mu diye bir çocuk uzmanına başvurmaları gerekir. Onun haricinde erkek çocuklarda testislerde bir yani yumurtalıklarında etkilenme olabilir. Bazen kısırlığa kadar da gidebilir. O yüzden de aşılamak önemli. Eğer böyle bir yetişkin erkek de geçirmediyse yine bu çocuklardan uzak durmalarında yarar var. Onlar da o açıdan dikkat etmeleri gerekir.